Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz avukat Mikal İpek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii Nesrin Hanım. Ben avukat Mikal İpek. Mardin'de doğdum 1997 yılında. Burada ilk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk lisansını tamamladım. Akabinde İstanbul'da çok uluslu ve yerel müvekkillere hizmet verebileceğim uluslararası danışmanlık şirketleri ve hukuk bürolarında deneyim elde ettim. Kısaca böyle. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Neden hukukçu ve avukat olmayı tercih ettiniz? Açıkçası avukat olmak benim için bir mesleğin veya işin ötesinde bir tutku olarak açıklayabilirim. Sevdiğiniz işi de yapınca açıkçası sürekli bir yüksek özen derecesini gözetiyorsunuz. Ek olarak avukatlık mesleğinde hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin haklarını savunuyor olmak veya toplumun genel manada hatta ülkelerin belki haksız bir durum ile karşı karşıya kalmaması için çabalamak bence çok kutsal ve değerli bir nokta. Bu sebeple avukat olduğum noktasında çok etkili oldu bunlar. Ne güzel. Peki hangi alanlarda hukuk hizmetleri vermektesiniz? Teknoloji hukuku açıkçası sürekli ilgilendiğim bir hukuk alanı oldu ama mezun olduktan sonra ticaret ve şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve veri koruma hukuku gibi alanlarda önemli deneyimlerim oldu. Kısaca böyle bahsedebilirim. Çok güzel. Teknoloji hukuku ve yapay zekadan ne anlamamız gerekir? Teknoloji hukuku, emerging technologies dediğimiz, belki Türkçe'ye de gelişmekte olan teknolojiler ve buna tabii mevcut teknolojiler de dahil olmak üzere bu teknolojilerin ele alındığı, düzenlendiği hukuk alanlarının belki geniş anlamda ifadesidir. Teknoloji hukukunu, e-ticaret hukukunu, veri koruma hukukunu, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri, kısacası teknolojiyle ilişkili bütün yasal hususları eklememiz mümkün. Ülkemizde yapay zeka için yasal düzenlemeler mevcut mudur? Diğer ülkelerde yapay zeka konusunda atılan adımlarla karşılaştırmanız mümkün mü? Tabii öncelikle yapay zeka kavramı birçok metinde ve birçok taslak metinde daha doğru ifadeyle ele alınıyor. Öncelikle yapay zeka henüz çok kapsamlı ve yaptırım unsuru da içeren bir düzenlemeye tabi bir alan değil. Yapay zeka yani genel ifadesiyle bir bilgisayar veya bilgisayar ile hareket eden robotun insana benzer, zeki canlılara benzer faaliyetler üretmesi olarak açıklanıyor. Bu noktada farklı tanımlar mevcut. Bu bizim aslında ülkemizde 2021 yılında yayımlanan bir strateji belgesindeki ifade. Ülkemizde yalnızca bu belge mevcut ve yürürlükte bir kanunumuz yok henüz. Avrupa'da da aslında benzer, bütün dünya ülkelerinde benzer. Tabii çalışmalar yapılıyor. Avrupa'da bir AI Act var, Avrupa Konseyi'nin onayladığı. Bu oldukça kapsamlı bir düzenleme. Artificial Intelligence Act değil evet, mi? Evet. Yani bu regülasyonların tabii geliştirilmesi son derece önemli çünkü çok muğlak konular var. Kesinlikle çok muğlak ve Avrupa Birliği'nin bu konuda attığı adımlar öncü ve güzel evet. adımlar. Çünkü bütün dünyadan görüş edindiler bu süreçte. Halen devam ediyor açıkçası. Avrupa Parlamentosu'nda onayı gerekecek. Bu taslak görüş sunma aşamasında bütün dünya ülkelerinden belki birçok öneri gitti ve ülkeler temsilcileriyle bunları müzakere ettiler. Yani bir Profesör Anil Bradford'dan bahsetmek isterim. Brüksel etkisi, Brussels effect dediğimiz bir etkiden bahsediyor. Bu etkiyle bir bölge dışı kapsam neticesinde Avrupa'daki yasama faaliyetlerinin, yasaların diğer ülkelerde de benzer şekilde ele alınmasından bahsediliyor. Yani böyle bir
etkiye de sahip bu mevzuatlar. Evet. Peki yapay zeka ile ilgili veri koruma ve gizlilik sorunları nasıl ele alınıyor? Bu sorular ile ilgili herhangi bir adım atıldı mı? Şöyle, yapay zeka elbette ki gizlilik konusunda çok hassas olması gerekiyor yapay zeka sistemlerinin. Çünkü yapay zeka aslında veri ile beslenen bir sistem. Bu makineden gelebilir veya insandan kaynaklı olabilir çoğunlukla. Bu veriler kişisel verileri de içeriyor ve insanların gizliliğinin ihlal edilebileceği konusunda çeşitli endişeler mevcut. Bu noktada çeşitli adımlar atıldı aslında. Kişisel verilerin korunması kanunumuz var zaten, 6698 sayılı. Bu konuda veri sorumlularının ve veri işleyenlerin hatta hak ve yükümlülükleri açıklanıyor. Ek olarak ilgili kişilerde, kişisel verileri işlenen kişilerde hangi haklara sahip olduklarını bu noktada tespit edebilirler. Ama dediğim gibi henüz yapay zeka konusunda çok özellikli bir hükmümüz yok. Evet, maalesef. Yapay zekanın getirdiği riskler nelerdir? Bizi yönetirler mi gelecekte? Yapay zeka aslında çok böyle korkutucu gelebiliyor bazı insanlara. Ben açıkçası çok katılmıyorum. Aslında yapay zeka elbette ki risk barındırıyor. Onları oluşturanlar da insanlar esasında. Evet, evet. Yapay zeka verilerle besleniyor ve nihayetinde insanlar tarafından geliştirilen bir sistem. Ancak yapay zekanın belli etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesi çok çok önemli. Bu noktada responsible AI dediğimiz sorumlu yapay zeka veya ethical AI dediğimiz yani belli ilkeler çerçevesinde geliştirilmesi dahilinde yapay zekanın bu işte discrimination, ayrımcılık ve diğer birçok... Ötekileştirme. Evet, birçok. Aşırı ırkçılık. Kesinlikle bunların önlenmesinde bu politikalar oluşturulmalı ve buna göre geliştirilmesi riskleri önleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Yapay zekanın yaygınlaşması ile ortaya çıkan riskleri değerlendirmek ve yönetmek için takip edilmesi gereken en iyi uygulama nedir? Bu noktada dediğim gibi yasal bir mevzuatın olmayışı, bir düzenlemenin olmayışı yapay zeka geliştiricilerini biraz serbest bir ortamda bırakıyor ve biraz bu noktada bir çerçeve oluşmuyor. Ama çok uluslu şirketler bunu yapmaya başladı. Bir politika ve bir prosedür dahilinde artık yapay zekayı, yapay zeka sistemlerini geliştirmeye ve kullanıma sunmaya başladılar. Bu noktada şu an için belki taslak metinlerin, taslak kanun metinlerinin takip edilmesi, örneğin az önce bahsettiğimiz Avrupa Birliği'nin AI Act'inde önemli bir nokta, yapay zeka sınıflandırılıyor ve hangi sınıfta ise ona göre bazı yükümlülükler getiriliyor. Bunların takip edilmesi hem olası bir uyuşmazlığın önlenmesi hem de böyle bir durumda bir yaptırıma maruz kalmamak adına çok çok önemli. Kesinlikle. Bu arada eklemek de isterim. Tabii. Çok gündemde bir mevzu. Örneğin ChatGPT. Evet, çok gündemde. Yani bu noktada ChatGPT şu anda bazı ülkeler, bazı idari otoritelerce diyeceğim, evet, yasaklanabiliyor. Evet. Ama aslında bu yasaklama yerine örneğin Avustralya'daki bir üç üniversite belli bir çerçeve içerisinde kullanımını serbest bıraktı, öğrencilerin kullanımını. Bence bu daha doğru bir yaklaşım. Olmalı, kesinlikle. Son olarak yapay zekanın ilerlemesinde sizi en çok ne heyecanlandırıyor ve sizce yapay zekanın sunduğu en büyük fırsat nedir? Yapay zeka bence insanlığın belki üretmiş olduğu en muhteşem ve hayran bırakan bir teknoloji, gerçekten çok kıymetli. Bu sebeple yapay zekaya olumlu bakmayı ben tercih ediyorum ve yapay zekanın bence birçok noktada insanlık açısından artı şeyler katacağını düşünüyorum. Bu şu an çok insanlık için problem yaratabilecek salgın hastalıklar olabilir, iklim değişikliğine bağlı hususlar veya demokratik toplum yapısının inşası olabilir. Dediğim çerçevede geliştirilmiş yapay zeka bence çok katkı sunacaktır.
Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz avukat Mikal İpek'ti. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.